Ancak bu şeylerin doğaüstü bir şey için kullanıldığı muhtemel. Belki de kırmızı gözlü şeytanı çağırmak için kullanılıyordur. Arkadaşlar, bir önceki cümlede dediği belki de bunlar kırmızı şeytanı çağırmak için kullanılıyordur dedi. Ve Sullyface de onun şu anda etrafta olmaması iyi bir şey dedi. Eşi bulduktan sonra ne pahasına olursa olsun burayı parçalamalıyız. Aslında bunlardan bazıları bir şekilde yararlı olabilir. Üzerinde çalışmak istiyorum. Bir tane de diğer tarafta var muhtemelen. Yine aynı kitap. Yalnız bu sefer daha fazla bir şeyler söyledi. Bir dakika. Gerçi arkadaşlar bu farklı bir kitapmış. Üstündeki sembole bakarsanız bir kuş sembolü gibi bir sembol var. Zaten Sally de diyor ki deri kaplı bir eski bir kitap. Bir çemberin içerisinde kuş sembolü var. Metin başka bir dilde yazıldığı için okuyamıyorum. Sayfalarına kan bulaşmış ve köşesinin bir kısmı yanıklar içerisinde. Buna dokunmak sanki beni hafifletiyor. Garip bir enerji yayıyor. İlginç. Bak, burada bir ampul eksiğimiz var. Aha da burada ampul. Evet, bunu da yaktık. Dostum, o küçük dikili taşlı şeyler daha da büyüdü. Yüzeye çıktılar, evet, kollar ortaya çıktı. İkisini birbirine denk getireceğiz. Peki, yıldızları... Oo, bu alt... Bu ikisini de çeviriyor. Ah! Anam gelmedi. Abi herhangi bir dakika, bir de bu adamla konuşalım ya. Larry ile yani. Anlamsız cümleler kurdu. Bir dakika, bu kitapları acaba artık herhangi bir olayı var mı? Ya da üstündeki resimlere bakalım. Üstündeki resim. Bunda kuş var. Ötekinde koç var. Yani tamamen... Bir dakika dur.
Aha denk getirdik vallahi. Açtık gençler, açtık, gelin. Aha. Dostum. Dostum, bana kalp krizi geçirmek mi istiyorsun? Üzgünüm. Bir saniyeliğine kapıyı açtım. Ancak anahtar üzerinden ayrılınca kapı tekrardan kapandı. Evet, birinin onun üstünde durması gerekiyor. Todd, bunun üzerinde durabilir misin? Ben ve Larry eşi bulmaya gideceğiz. Tamamdır, bunu yaparım. Hazır mısın? Hayır. Ama eş oralarda bir yerde. Hadi gidelim. İkiniz de sakin olun. Burada kimseyi kaybetmek istemiyorum. İçeride nelerle karşılaşacağımızı çok merak ediyorum. Bak, iki tane kapı. Ayrılsak iyi olur. Bunu söyleyeceğinden korkuyordum. Evet, Sally. Sally cesur yürek. Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Allah Allah, Larry'e geçtik. O oraya girdi. Allah Allah, çok ilginç. Hep Sally'i oynardık. O tarafa gitti, biz bu tarafa. Lanet olsun. Burası bir labirent gibi. Şimdi... 3 tane taş var. Yine. En sondakine girdim. Ne oldu? Bu sefer ortadakine gireceğim. Abi tamamen tesadüfen gidiyorum. Hop. Bambaşka bir yere çıktık. Aha, açtık vallahi. Yemin ediyorum tesadüfen açtım. Evet, Sally de diğer taraftan geliyor. Ortalık dağılmış. Bak şimdi buradan geldi. Sally'de ilerleyemedik. Larry'de ilerlemiştik ama.
İki o, biri bu tarafa düşük, biri o tarafa. Buradan gireceğim. Farklı bir yere geldik gibi. Allah Allah. Yani yerleri tam... Şimdi bak, buradan başladık. Birinci kapı, ikinci kapı. İkinci kapıdan girsek. Burada da buradan girsem. Buraya geldik yine. Buradan girsem. En başa geldik. Nereye gitmeye çalıştığımı bir anlayabilsem, ah. Doğru şeyi bulamadım bir türlü. Acaba bir ruh mu çıkar mı burada? Zannetmiyorum ama yine de süper gir boyu ben çıkartayım. Abi bak, şuradan girdim. Gerçi oranın doğru olup olmadığını da bilmiyorum. Heh. Taşlı yer. Haydi. Burası farklı gibi gelmişti bana. Bak, buradan geldik, tamam mı? Buradan girdik. Abi arkadaşlar, tamamen tesadüfen ilerliyorum şu anda ben. Buradan gireceğim ya. Larry'ninki daha kolaydı da burada takıldık. Burada takıldık. Allah Allah. Dönüp dolaşıyoruz buraya. Şu şeyden belli arkadaşlar. Bu İki tane, bak, biri sola düşmüş, biri sağa doğru düşmüş. Hançer gibi şeyler var ya, oradan belli. Ben Larry ile buraya geldiğimde şöyle geldim, en baştaki, yani en sondakine girdim. Abi bir dakika, devam ediyor. He, bu taraftan geldi, tamam. Bu taraftan geldi. Şimdi arkadaşlar, ha, burası önemli. Çünkü burada bir ilerleme var. Büyük ihtimalle bu sefer buradan geçip
Heh, bulduk, tamam. Ahşap kapaklı eski bir kitap. Ön tarafı oyulmuş. Farklı türden bir tahtaya benziyor. İçi yine yeşil sıvıyla dolu bu arada. Üzerine de sağlam siyah bir daire yapılmış. Burada da sayfalarına yeşil bir şey. Yeşil sayfalarla boyalı sayfalar yeşil sembollerle boyalı, kaplı. Hiçbir anlam ifade etmiyor ama ağızda acı bir tat bırakıyor. İlginç. Evet, burada da bir şifre var. Tamamen rastgele arkadaşlar. Hepsini indirmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Orayı da açtık. Muhtemelen Larry de burada. Evet, Larry de burada. Hey, iyi zamanlama. Kolları indirmemiz gerekiyor bu kapıyı açmak için. Büyük bir daire içerisinde dolaştık. O kapının arkasındaki oda buranın tam merkezi. Son oda. Eşi geri getirmeliyiz. Ha? Bayan Packerton'un masasında bulduğum o garip şey bir anahtar olduğunu düşünüyorum. Abi Bayan Packerton şeytanın ta kendisi çıktı, iyi mi? Hadi bakalım. Wow. Neyle karşılaşacağımızı çok merak ediyorum. Evet. Tanrım. Evet arkadaşlar, kemikler muhtemelen. Oo, bir dakika dur. Burada herhangi bir şey yok. İki kemik yığını var. Bu tarafta bir şey var o zaman. 3. Eş burada bir yerde o zaman. Evet, eşi bulduk. Eş. Eş, iyi misin? Eş. O. Hala nefes alıyor. Hadi onu kaldır, onu kaldırmama yardım et. Ha. O uyanıyor. Neler oldu? Neredeyiz biz? Dostum, aptal çöp oluğundan aşağıya düştün. Seni kaybettiğimizi düşünmüştüm. Seni bulduğumuz için çok mutluyum. İyi misin? Evet, sanırım. Sadece biraz midem bulanıyor ve boğazım acıyor. Herhangi bir yerim kırık değil. Yalnız arkadaşlar, aklıma şöyle bir şey takıldı. Birden fazla çöp oluğu var. Acaba binada bu işi yapan birden fazla kişi mi var? Aklımdaki bir soru bu.
dostum, eş, seni bulmak için nerelerden geçtiğimize inanamazsın. Bunların hepsini Seli sayesinde başardık. O bu konuda çok inançlı, çok inançlı. Bodrum kata indik. Sonra bodrum katta bu mahzeni keşfetti. Ve upuzun merdivenlerden aşağı inip bu tüyler ürpertici yere geldik. Sonraca bu çılgınca ibadet yerinde seni bulduk. Tapınak ya da pislikler burada ve sonra bir sürü bulmacalar, tuzaklar, labirentler vardı. Todd ön kapıyı bizim için açık tutuyor. Hadi oraya geri dönmeliyiz. Wow! Apartmanın altındaki... Apartmanın altında böyle bir şey olduğuna inanamıyorum. Benim için geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizsiz ne yapacağımı bilemiyorum beyler. İyi bari sağ salim çıkmışız. Peki tüm bunlarla ilgili ne yapıyoruz? Bayan Packerton birçok cinayet işledi. Ve Bologna. Bologna hakkında zaten onu görmezden gelemeyiz. İnsan eti yedirmiş vallahi çocuklara. Ama neden? Kesinlikle hayır. Bana tapınağın iç odalarından ve Bayan Packerton'un dairesinden bahsettiğinize göre zaten görmezden gelemeyiz. Kendini o tapınağın içerisine saklamış olabilir. Topluluk uzun zaman önce dağılmış olabilir. Ancak birileri bizim gibi bu kapıya rastlayabilirdi. Ya da belki de topluluktan geriye kalan son üye o. Planladıkları şeyi tek başına olmasına rağmen devam ettirmeye çalışıyor. Mantıklı, o da olabilir. Kırmızı gözlü şeytanı geri getirmeye çalıştığını düşünmüyorsun değil mi? Yalnız burada takılmayın abi. Gidin güvenli bir yerde konuşun. Şimdi kadın bir denk gelecek. Umarım hayır. Ama yaparsa hazırlıklı olacağız. Onu durdurmalıyız. Bundan önce olduğu gibi. Yerel polise gitmenin bir seçenek olmadığını biliyorum. Belki de eyalet polisine ya da FBI'ye başvurmalıyız. En azından bu kez ebeveynlerimiz olanları inkar edemezler. Bu binanın altında ne olduğunu ve Packerton'un neler yaptığını onlara gösterirsek bize yardım edeceklerdir. Eş haklı. Bu sefer ebeveynlerimizi bu konuya dahil etmeliyiz. Belki onu öldürmeliyiz. Belki sadece onu öldürmeliyiz. Larry, ne kadar rahat söylüyorsun. Ne? Bayan Packerton'u. Belki de onu öldürmeliyiz. O yaşlı. Bu yüzden de çok zor olmasa gerek. Yani Larry'nin böyle bir şey teklif etmesi değişik. Sadece birini öldürmüyoruz Larry. O zaman ondan nasıl daha iyi olabiliriz?
Hayda, işler karışıyor. Normalde başkalarına zarar vermemeliydim ama bu durumda Larry haklı olabilir. Todd, Larry, ciddi misiniz arkadaşlar? Addison apartmanında ve genel olarak Nockfeld'de meydana gelen tüm garip açıklanamayan olayları bir düşünün. Ne kadar çok düşünürsek Bayan Pakarto'nun yalnız başına bu kadar işin yapma olasılığı çok düşük. Muhtemelen dışarıdan yardım alıyor. Ben Sally'nin şeyinden şüpheliyim. Babasından. Şundan dolayı öyle dedim. Belki de Sally'nin annesini geri getirmek için büyü işlerine, şeytani işlere girmiş olabilir. Charlie ve Holmes ailesinin cinayetinin gizemini polis açıklayabilir. Bu yolsuzluğun ne kadar uzaklara, derinlere gittiğini söylemek mümkün değil. Tanrım kahretsin. Sanırım bu mantıklı. Sel, bugün daha önce de buna benzer şeyler söylemiştin. Biliyorum. Belki de bu bizim üstesinden gelmek için, yani bunun üzerine nasıl söyleyeyim? Belki de biz bunun üstesinden gelmeliyiz. Belki de. Biliyorsun, normal gençlerin en büyük endişeleri popüler olmak ve güzel saçlara sahip olmak gibi küçük şeyler. Bizim dünyayı kurtarma konusunda endişelenmemiz gerekiyor sanırım. Peki ne oldu? Bu konuda çok yorulup bitkin düşmüştük ve sadece uyuduk. Peki ya öğretmen? Ne karar verdin? Polise gittin mi? Zorunlu değildik. Zorunlu değildik çünkü aynı gece Pakerton eve dönerken bir trafik kazası geçirdi. O ve diğer şoför trafik kazası sonucu öldü. Vay canına, bu oldukça uygun. Bana inanmıyorsanız kendiniz araştırabilirsiniz. Ertesi gün gazetenin ön sayfasında sevgili Nockfeld yüksek öğretmeni sarhoş sürücü tarafından öldürüldü isimli başlık atıldı. Tabii ki dairesindeki ölü bedenleri veya öğrencilere yedirdiği insan etini hakkında hiçbir şey bulamazsınız. Hepsi örtbas edildi. Çok ilginç. Yani Allah Allah. Neden? Yani örtbas eden kim? Bakalım. Bana inanmıyorsan da umurumda değil. Gerçek bu. Ve tüm hikayeyi yayınlayacağına söz verdin. Endişelenme Sel. Tam olarak yayınlanacak. Sözümü tutuyorum ve insanlar senin söylediklerinle çok ilgilenecekler. Şimdi herkes seni izliyor.
Arkadaşın eşle hakkında konuşurken büyük bir sevgiyle bahsettin ondan. İkinizin çok yakın olduğunu anlıyorum. Eşliye ne oldu ya? Larry Johnson ve Todd Morrison'la birlikte onu da kendine çok yakın, en iyi arkadaşlarından biri olarak gördün. Doğru mu? Evet. Bunu gördün mü? Arkadaşlar ben şimdi bu konuşmanın gidişatından şöyle bir şey de teorilerim arasında. Belki de Sally akıl hastası gerçekten. Ve bunların tamamını kafadan uyduruyor da olabilir. Arkadaşlar konuşmaya başladığında belki de olay tam bambaşka. Hani başka bir oyun oynamışlardır. Ama Sally'nin gözünde hayal dünyasında bambaşka bir şekilde gerçeklik kazanmış da olabilir. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Gazete haberinde şu çıkmış arkadaşlar. Savcı Sally Face'in arkadaşı Ashley Campbell'ı Sally'nin katil olduğuna dair tanıklık yapması için onunla görüşeceğini söylemiş. Todd ne olacak? Bana Todd'dan bahsedeceğini söylemiştin. O tamam, haklısın. Dün gece Morrison'la bir görüşme yaptık. O gece olanlardan sonra hala hastanede. Tepkisiz. Hala konuşmuyor. Bu yüzden onunla konuşamadık. Çoğunlukla doktoruyla konuştuk. Yani bir öncekinde onunla iletişime geçtik ve iletişime geçtiğimizden beri bir olay oldu. Ona hastaneye yatırdılar ve hiç konuşmuyor. Şoka girdi Todd. Üzgünüm Sel. Görünüşe göre Morrison iyileşmiyor. Durumu daha da kötüye gidiyor. O gece maruz kaldığı zararın geri döndürülemez olduğunu söylediler. Neye maruz kaldı? Gerçeği bilmiyor ve tek istediği ölmek. Kendini öldürmesine izin verilmediği için, bu ölüm talebi reddedildiği için aşırı derecede daha da şiddetleniyor. Ben ona yardım etmeliyim. Bir şekilde ona yardım etmeliyim. Doktorlar ve eğitimli profesyoneller bile Todd'a yardım edemedi. Nasıl yapabileceğini düşünüyorsun? Çünkü doğruları biliyorum. Gerçekten ne olduğunu biliyorum. Todd'da neyin yanlış olduğunu biliyorum. Vay arkadaş.
Uyanığım. Uyanığım zaten ben. Bir dakika. Arkadaşlar, bölümü burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. TV Gamers YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bildirimlerinizi açarak paylaşılan videolardan ve açılan canlı yayınlardan hemen haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sally Face ve Silk Road online yayınlarını takip etmek için burada benimle birlikte kalmaya devam edin. Hoşça kalın arkadaşlar.